Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabii geçtiğimiz haftanın son gününde açıklanan hani önemli bir veri ya da veri seti diyelim Merkez Bankamızın piyasa katılımcıları anketiydi. Şimdi burada tabii en önemli konu hem enflasyonla ilgili beklentiler hem de faiz politikası ile ilgili, para politikası ile ilgili beklentiler oldu. Şimdi baktığımız zaman aslında biz en fazla tabii 12 aylık enflasyon beklentisi, yani 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisini çok dikkate alıyoruz. Şimdi burada işte yaklaşık 43 civarında bir beklenti söz konusu. Geçen aya göre de bunun bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ancak tabii şu anda bu rakam da yani Merkez Bankamızın hani beklentilerine göre, daha doğrusu tahminlerine göre ya da ulaşılmak istenen seviyeye göre halen daha yüksek. Diğer taraftan da gene bu ay, bu hafta içinde hani karşılaşacağımız bir faiz kararı olacak gene Merkez Bankamızdan gene. Şimdi burada biraz tabii beklentiler dağılmış durumda. Yani mevcutta şu anda %35 gibi bir rakam var zaten biliyorsunuz kısa vadeli politika faizinde. Bunun ortalama da 37,5'e çıkması bekleniyor. Ancak baktığımız zaman tabii ki dağılım olarak hani anketin katılımcılarından hani dağılım olarak baktığımızda hani 40'a doğru giden beklentiler de söz konusu. Şimdi burada önemli olan konu açıkçası hani Merkez Bankası'nın beklentinin üzerinde beklentiye paralel ya da beklentinin altında bir hareketlilikle devam etmesi. Aslında geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası zaman zaman beklentilerin üzerinde sürpriz yaptı. Zaman zaman beklentilerin altında hani kaldığı zamanlar oldu. Ama hani genel olarak baktığımızda özellikle hani faizler 17,5'tan 25'e çıkartıldığında Ağustos ayında hani beklentilerin ciddi üzerinde bir harekete gittiği görüldü faizlerde. Şimdi tabii tüm bunları dikkate aldığımız zaman hani bir sürpriz yapma ihtimali üzerinde de ben duruyorum açıkçası beklentilerin 37,5'ta olmasına rağmen. Çünkü baktığımız zaman hani 12 ay sonrasında ilişkin %43'lük enflasyon beklentisi henüz daha çok kırılmamış bir beklenti ben olduğunu düşünüyorum. Hani bunu biraz daha belki toparlayabilmek adına bir yani sürprizli bir şekilde %40'a doğru ben çıkabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi piyasanın beklentisi ortalama da %37,5 seviyesinde kalıyor. Gene belki geçen hafta çok ayrıntılarına giremedik. Bir cari açık verisi geldi. Şimdi genel olarak Eylül ayında cari denge fazla verir ki biz bu Eylül'de de bunu gördük zaten. Yani turizm gelirinin de arttığı bir dönemdir. Çünkü fakat tabii geçen sene Eylül ayında negatif bir seviye görmüştük. Bunun da sebebi özellikle işte altın ithalatının ve tabii genel olarak mal ithalatının çok hani ciddi şekilde artmış olmasıydı. Bunda tabii enerji fiyatlarının çok ciddi etkisi var. Şimdi bu etkilerin ortadan kalktığını görüyoruz ve dolayısıyla ben 1,8 milyar dolar gibi bir artı rakam gördüm. Yıllıklandırılmışlarda da 51 milyar dolar geçen bir cari açık söz konusu. Şimdi muhtemeldir ki hani petrol fiyatları, emtia fiyatları tarafı olumlu gitmeye bir süre daha devam edecek. Şimdi bunu zaten biz yurt dışı enflasyonlarında da görüyoruz. Yani Amerika'da da yakın zamanda bir enflasyon açıklandı ki hani oradaki enflasyonu düşüren en önemli nokta da benzin fiyatlarındaki yani gerilemeydi. Yaklaşık %5 gibi bir aylık bazda Amerika'da benzin fiyatlarının gerilediğini izledik. Dolayısıyla da yine Amerikan enflasyonuna dönecek olursak %3,2 gibi bir yıllıklandırılmış data söz konusu ki hani geçtiğimiz yıl bu zamanlarda hani iki haneli seviyelere konuşuyor dedik. Daha da fazla yukarı çıkabilir mi acaba diye konuşuyoruzken şu anda gayet olumlu bir noktada. Şimdi bir süreden beri hep söylediğimiz şeyi tekrar edelim. Yani bizim açımızdan da bu olumlu. Neden? Çünkü dışarıdan enflasyon ithal etmiyoruz. Ve dolayısıyla global konjonktür bizim enflasyonla mücadelemize şu an destek olacak vaziyette. Bunu hani bir kenara belki şey yapmak gerekiyor. Bir kenara mutlaka hani yazmak gerekiyor. Şimdi tekrardan bizim tarafa da hani dönecek olursak beklentilerin aslında yani ağır şekilde de olsa
hani biraz daha Merkez Bankası tahminlerine yaklaştığını hani görmekteyiz. Hani burada hani benim düşüncem hani eğer Merkez Bankası hani sene sonuna kadar bu işi sıkı tutup daha sonra bir bekle gör tarafına geçecek olursa hani bunun biraz daha hani olumlu bir seyri olacağını düşünmekteyiz. Dolayısıyla da hani piyasaları biraz bu şekilde takip ediyor olacağız. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.